Okullarda gördüğüm sorun şu oldu yani. Acaba Safevi Devleti'ne değindiğimizde öğrencilerin hiçbirisi bu devletin Türk devleti olduğunu bilmiyor. Aynı şekilde toplumumuzda da Safevi dedik mi, Şah İsmail söyledik mi hala düşman olarak görülüyor. Yani bu sonuçta zamanda olan kavgalar bir kardeş kan, yani kardeş kavgasıdır. Orada Türk kanıdır. Buna değinmenizi istiyorum. Anladım. Şimdi Türkler Anadolu'ya gelmeden önce İran'ı fethettiler. Yani 1040'da Dandanakan Savaşı'nda Gazze'leri yendikten sonra biz Türkler, Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuzlar, biz Oğuz'uz aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Önce İran'ı doldurdular. Arkasından Azerbaycan'ı doldurdular 1067'den sonra. 1071'den sonra da Anadolu'ya girmeye başladılar. Fakat biz bu büyük Oğuz kütlesinin önemli bir bölümü İran'da kaldı. Önemli bir bölümü. Geri kalan bölümü de Anadolu'ya taşındı. Biz Oğuzlar ikiye bölündük yani. İran'dakiler Akkoyunlu, Karakoyunlu, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu, sonra Safevi, sonra Avşarlar, sonra Kaçarlar devletlerini kurdular orada. Anadolu'dakiler ise Anadolu Selçuklular, Beylikler, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Bizim böyle ikiye ayrılmış olmamız sadece aksak bakımından bir ayrılık meydana getirdi. Yani biz İstanbul Türkçesiyle konuşurken onlar Azerbaycan Türkçesiyle konuşuyorlar. Yani biz Erzurumlu'yu düşünün, Erzurum Kars ağzını düşünün. Azerbaycan'da bu biraz daha çok az biraz değişiyor. Ama biz baskın şekilde İstanbul Türkçesi bize hakim oldu. Bunun dışında kültürel ve tarih bakımından aramızda hiçbir fark yok. Bunlar arasında Safevi Devleti bir tarikat olarak ortaya çıktı. Safeviyet tarikatı olarak, ki biz onlara sonra Kızılbaş dedik. Yani başlarına kırmızı başlık taktıklarından dolayı bir tarikat hareketi olarak çıktılar ve devletleştiler. Şimdi rakipleri kim? Osmanlı. Bu tarafta. Akkoyunlu'nun rakibi de Osmanlı'ydı. Karakoyunlu bize pek ulaşmadı ama Karamanoğlu'nun da rakibi Osmanlı'ydı. Germiyan'ın da, Candar'ın da, ne bileyim işte Anadolu'da tüm beyliklerin de rakibi Osmanlı'ydı. Bu rekabette Osmanlı galip geldi. Safevilere karşı da galip geldi. Tarihi galipler yazar. Tarihi galipler yazdığı için biz de o galiplerin torunu olduğumuz için bizim biraz hoşumuza gidiyor. Yani Osmanlı gözüyle bakmak tarihe hoşumuza gidiyor. Niye? Baştan sona zaferler tarihi. Tamam mı? Şimdi buradan bakınca sanki İran'da başka bir millet varmış gibi gözüküyor. Hatta ya Uzun Hasan padişah bile başka bir milletmiş gibi gözüküyor. Yani Akkoyunlu padişah bile başka bir milletmiş gibi gözüküyor. Ya da Karamanoğulları yendi diye anlatırken sanki Kıbrıslıları yendi anlatır gibi anlatılıyor. Tamam mı? Bu bir yanılgı meydana getiriyor. Safeviler Türktür. Safevi Devleti'ni kuran Türkmenler bizim kan akrabalarımızdır. Akkoyunlu Türkmenleri yarısı Osmanlı'da yarısı Safevi'dedir. İran'dakilerin, İran'da bugün 80 milyon civarında bir nüfus var. Biraz fazla da olabilir. 35-40 milyon civarında İran'da Türk vardır ve bugün Türkiye'deki Türklerden sonra en fazla Türk nüfusu barındıran yer İran'dır. En fazla Türk nüfusu barındıran yer. Yani İran'da hiç Farsça konuşmadan ömrünüzü tamamlarsınız ve sizi kimse fark etmez. Sizin Farsça bilmediğinizi kimse anlamaz mesela yani. Şimdi buradan siz ne kadar Osmanlı gözüyle bakarsanız bakın artık modern çağda toplumlar birbirleriyle iletişim halinde. Oradaki Türklere nasıl bakacaksınız? Ya onlar bizim kan akrabalarımız. Biz gelmeseydik oradaydık. Geldik. Biz buradayız, onlar orada. Şimdi biz onlara nasıl bakacağız? Mezhep farklılığı diye mi bakalım? Kültür farklılığı diye mi bakalım? Tarih farklılığı diye mi bakalım? Niye bakalım? Nasıl bakalım yani? Onlar da halis moris Türklerdir. Safevi Devleti de Halis Moris Türktür. Şah İsmail onun çocukları da Türktür. Avşarlar hakim olmuştur. Türktür. Avşar işte. Ben Avşarım ya. Ondan sonra Kaçarlar hakim olmuştur 1925'e kadar. Yani 1040'dan 1925'e kadar yaklaşık 975 yıl İran'da Türk iktidarları vardır. Bu yüzden mesela İran tarih kitaplarında veya İranlı tarihçilerle konuşurken hemen başlarlar. Büyük vezir falanca. Hemen vezirlerin tarihini. Niye? Sultan Türk ya. Sultanı sırada görmezden gelirler.
Biz niye onların aklına uyup da biz de oradaki sultanları görmezden geliyoruz? Tuğrul Bey'in pozisyonu neyse Şah İsmail'in pozisyonu da odur. Daha ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Bizim için Osman Gazi neyse, Azerbaycan Türkleri için de Şah İsmail odur. Buradan ağzımızı böyle yaya yaya Şah İsmail'e böyle sallolar vuruyorlar ya, ya orada yankılanıyor. Adam diyor ki ya biz de Türk'üz, bunlar bize niye sövüyor diyor. Timur geldi, Yıldırım Bayezid'i yendi Ankara Savaşı'nda, devlet ikiye yarıldı, devlet yıkıldı, 10 yıl 15'te ortada devlet olmadı. Timur'a toz kondurmuyoruz. Türk'tür, Özbek'tir Timur'da yani. Toz konduruyoruz mu? Kondurmuyoruz. Gidin şimdi Semerkand'a, ilk koşacağınız yer Timur'un türbesidir. En önde başlıyoruz dua etmeye yani. Niye? Çünkü Timur Cihangir'di, biz ondan ilham alıyoruz. Şah İsmail'de İran'da Türkleri bir araya toplamıştır. Güçlü bir devlet meydana getirmiştir ama modern olarak da Şiiliği tercih etmiştir. Ne yapalım şimdi yani? Ben size bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir şeydir, anekdottur. Her yerde de anlatıyorum bunu. Bir, şimdi Facebook'ta falan şeyin sayfalarımız var ya, hani mesaj gönderirler. Eş, dost, ehibbar, tanıyan, tanımayan, soran, sormayan, mesaj gönderir. Biri bana mesaj yazmış. Hocam diyor, ben diyor Abdülhamid'i çok severdim diyor. Mehmet Akif'i de çok severdim diyor. Ama öğrendim ki Mehmet Akif Abdülhamid'e düşmanmış diyor. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Yemin ediyorum bak, mesaj böyle. Ben de cevap yazdım. İkisi de öldü. Ya ikisi de öldü, onlar öldü, onlar artık tarih oldu. Şah İsmail ile Yavuz'un kavgasının üzerinden tam 500 yıl geçti. 506 yıl. Kaç? Benim 509 yıl. 6 da değil. Matematik zayıf ya, tarihçiyse bir yazarız olacak ya. 500 yıl öncenin kavgasını ben niye yapayım abi? Bana düşen nedir? Onun hassasiyetini bilmek ve ona göre davranmaktır. Çünkü o da mesela Yavuz'a nasıl sövse, oradaki bir Türk, kanımızı kırıyor mu? O da bizim Türk'ümüz. Niye diyor? Buna sövüyorsun değil mi ya? Mesela odur aziz. Tamam, anlaşıldı mı bu da? Peki bir soru daha var mı? Ne güzel be, oradan oraya, oradan oraya geçiyoruz. Delikanlı buyur. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam, tarihte baktığımız zaman Türkler hiçbir zaman devleti sıkamamış. Bir devlet tıkılacağı zaman Türk devleti, başka bir Türk devleti gelmiş, egemenliği ele almış, o devlet yıkmış. Bunun sebebi neye bağlayabiliriz yani? Özgürlük anlayışımıza mı yoksa derin bir devlet mi var? Tam soruyu anlamadım. Devletin yıkılmasını mı soruyorsun, devletin devamlılığını mı soruyorsun? Zayıflıyor hocam Türk devleti. Sonra yeniden başka bir devlet çıkıyor. Evet hocam, tamam. Bunun sebebini neye bağlayabiliriz? İki Türk yan yana gelsin, devlet kurar derler. Hocam bir de... Sürer, huyumuz kurusun, otur, tamam. Tamam, otur. Rahat ol, rahat ol. Şey, mikrofonu da ver. Tamam. Şimdi şöyle. Biz Türkler tarih sahnesine çıktığımızdan beri şükürler olsun devletsiz kalmadık. Devlet bir sosyal teşkilatlanma biçimi. Toplumlar teşkilatsız hareket ettikleri zaman dünya yerine dağılırlar ve kaybolurlar. Türklerin hızlı teşkilatlanmasının birinci sebebi yaşam tarzları. O bozkırlarda, bozkır değil mi? Tabii sizin gözünüzde Konya'ya doğru giderken buradan sağ tarafımıza yaslan ama oralar ekilip dikiliyor. Ekilip dikiliyor. Kazakistan'a giden var mı içinizde? Bak oradan bir tane. Orada bozkırları gördünüz değil mi, Kazak bozkırları? Göz alabildiğine bozkır ama sadece bozkır. Göz alabildiğine ufku görüyorsunuz bozkır ama bozkır. Ekilir dikilir alanlar değil. Şimdi o alanlarda bir, tabiatta mücadele edeceksiniz. İki, tabiat varlıklarıyla mücadele edeceksiniz. Yani kurtla, kuşla mücadele edeceksiniz. Yağmurla, suyla mücadele edeceksiniz. Üç, kendi kabilenizi yaşam, hayata tutacaksınız. Bunu yapabilmeniz için sizin çok basit teşkilatlara ihtiyacınız var. Bir beye, bir de bunlara itaat edecek insanlara ihtiyacınız var. Eğer erken itaat dönemlerini biz erken sağladığımız için, yani kabilede olsa hemen aile içinde teşkilatlanabildiğimiz için bu yüzyıllar boyu devletsiz kalmamıza mani olmuştur. Devlet zayıfladığında yeni bir hanedan,
devreye girmiştir. Milleti toparlamıştır. Yoluna devam etmiştir. Bu bize o kadar içimize sinmiş bir durumdur ki ailelerde bile ailede bir dağılma söz konusuysa hemen bir abi çıkar, bir abla çıkar, aileye hemen değerler toplar, teşkilatı oraya kuruverir. Bizim yapımızda bu var. Ayakta kalmamızın sebebi de bu. Şimdi Asya bozkırlarından ta Viyana kapılarına kadar, Karadeniz bozkırlarından Mısır'a kadar bu kadar geniş bir alanda Türk hiç devletsiz kalmış. Kuvvetli bir teşkilat anlayışı var. Bir de şöyle bir özelliğimiz daha var. Hakimiyet altına aldığımız topraklardaki insanların yaşam biçimi bizi hiç ilgilendirmemiş. Neye inanırsa inansın, nasıl yaşarsa yaşasın, sadece itaat etsin, vergisini versin, askere çağırırsa bunu yapsın. Onun dışında hiçbir şeye karışmamış. Bu da imparator ruhunu taşıdığını gösteriyor. Dünyada böyle imparator ruhu taşıyan birkaç toplumdan biriyiz biz. Ve unutmayın, biz bir imparatorluk çocuklarıyız. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası bizim zihin dünyamızda bütün gücüyle devam ediyor. Tamam mı? Mikrofonu alın lütfen. Mikrofon neredeydi? Evet. Hocam, Osmanlı İmparatorluğu dediniz de imparatorluk sömürgeye dayanır bir... Değil, yok. Çok uluslu yapılar. Osmanlı devletti, büyük bir devletti. Benim kendi fikri görüşümde tamam. Onu düzelttim önce. Tamam. İkinci sorum da şu. Gazilerle Selçuklular 1040'dan Akan'da karşı karşıya gelmeseler de bir güç, bir birliktelik yaşasaydı şu anki Hindistan'ın ve Türkiye'nin veya Anadolu'nun durumu sizce nasıl olurdu? Görüşlerinizi alalım. Mesela ne sen doğmuş olurdun, ne ben doğmuş olurduk. Bizimkiler Asya'da tapada dolaşıyor olurdu. Tamam, teşekkür ederim. Tarihte öyle varsayım olmaz. Osmanlı'da bal gibi imparatorluktur. Her imparator sömürür, düzenli kurar. Biz aman imparatorluk değildik falan değil. Bu çok uluslu yapılardır. Başta bir idareci olur. Bir idari teşkilat. Çok uluslu yapıların kendi idaresi altına toplanır. Onlardan asker alır, vergi alır. Asker alır, vergi alır. O toplumlarda yönetir. İmparatorluklar böyledir. Emperyalist olmak başka bir şeydir. Sadece sömürü amacıyla bir yere gitmek ve oradan bazı maddeleri aktarmak kendisi, bu başka bir şeydir. Karıştırmayalım. Bir mikrofon daha var mı? Vaktimiz var. Oo, vaktimiz var. Hanımefendi buyurun. Mikrofonu ulaştırın. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Biliyorum alanınız değil ama Abdülhamit Han döneminde Japonya ile ilişkilerimiz var. Ama resmi bir ilişki içerisinde girmemişiz. Ertuğrul Fırkati'ye karşı. O zamana kadar. Bunun sebebi nedir? Ben çok araştırdım ama resmi bir şey bulamadım. Hey Japonya. Bugün bile uzak. Yani onlar bize hediye gönderiyorlar. Biz onlara Ertuğrul Fırkati'ye gönderiyoruz. Ertuğrul Ziyaret Fırkati'ye... yapılıyor. O var ama resmi bir elçilik açılmıyor. Hani bunun çok planlanması uzak. Da var. Çok uzak ama. Ama planlanması da yapılıyor. Onun belgesine ulaşamak orada sıkıntıya girdim hocam. Vardır. Eğer planlaması varsa arşivde vardır ama ilişkilerin Japonya gibi bir ülkeyle ilişkilerin çok 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 geliştirilmesi o devrin şartlarında çok zor. İkincisi zaten biz de Japonlarda hızlı bir şekilde savaşa doğru yuvarlandık. Biz de Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Önce Balkan'da uğraştık. Birinci Dünya Savaşı. Onlar Birinci Dünya Savaşı'na girdiler. Yetmedi İkinci Dünya Savaşı'na girdiler. Japonya gibi uzak doğu ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi biraz zaman almıştır. Tıpkı bugün Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi gibi. Ticaret ilişkisi oluşuyor. Belgesini bulamadığım için sordum hocam. Bir ilişki var ama belgeyi bulamadım. O yüzden. Varsa belgesi vardır. Merak etme. Arşive biraz daha boyutça gir. Varsa? Var. Taslak var ama belgeyi bulamadım. Vardır. Arşivde vardır. Devlet unutmaz, kaybolmaz. Arkadan bir bak beyefendi var arkada. Teşekkür ederiz memleketimizi teşrif ettiğiniz için. Hocam şimdi bu milattan 108 ve 9. yüzyılda Hazreti Süleyman ve Davut konusu var. İlk Yahudi devletini kuranların. Buradaki Süleyman, bizim bildiğimiz Hazreti Süleyman mı? Saba Melikesi'yle falan bu cinlerle işte hayvanlara iletişim olan peygamberimiz. Onun oğlu Davut. Orada peygamber Kuzey ve Güney'de Kudüs devletini kuruyoruz. Milattan 108-9'da.
Şey soracağım, Süleyman Mabedi dediğimiz... Şimdi anlatırım, çarpılırız bakayım. Biz çarpılırız burada. O zaman şey soruyorum, Hazreti Musa'nın kavmi götü milattan önce 1300, Hazreti İbrahim milattan önce 2500 tarihlerini okudum ben bir yerde, doğru mu hocam? Evet, teşekkür ederim. Tevrat'ta geçen bazı hadiseler Kur'an'da da tekrarlanır ama hepsi değil, bazıları tekrarlanır. Fakat öncelikle bilmeniz gereken mesele şudur. Kutsal kitapların arkeolojisi yoktur, olmaz. Bu yüzden Hazreti Süleyman ne zaman yaşadı diye bir tarih aralığını sabitlemeniz mümkün değildir. Hazreti Davud'u, Hazreti İbrahim'i bir tarih aralığına sabitleyemezsiniz. Zaten onlar kutsal kitaplarda milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda falan diye anlatılmaz. Kutsal kitaplar bütün bunları anlatırken de bir tarih öğretmek amacıyla da anlatmaz. Aslında orada her şey bir mesel, bir örnek olsun diye, kısa bir hikaye olsun, bir ne diyelim ona, öğüt veren bir hikaye olsun diye anlatılır. Çok kısadır, çok nettir. İnsanoğlu onlardan örnek çıkarır. Ama siz kutsal bir metindeki bir anlatıyı, hayır ben bunun arkeolojisini yapacağım ve bu olayı sabitleyeceğim diye aramaya başlarsanız varacağınız sonuç bir hiç olacaktır. Dipsiz bir kuyudur o. Buradan bakınca mesela İsrailoğullarıyla alakalı anlatılanların Tevrat'ta zaten hep Tevratik bilgidir onlar. Çoğu sonradan kurgulanmış hikayelerdir. Tarihle birebir örtüşmez çoğu. Bu yüzden milattan önce 8. yüzyılda, 9. yüzyılda yaşadı falan yoktur. O zamanın ötesinde bir yerde bulunmuştur. Günümüzde de onun hikayeleriyle beraber gelmiştir. Benim tarih görüşüme göre kutsal kitaplarda anlatılan bir mesel, bir hikaye bize ne anlatıyor diye bakmamız lazım. Ne zaman anlatıldı diye bakmamak lazım bence. Mesela bilmiyorum nasıl karşılarsınız ama ben kurban meselesine merhamet gözüyle bakarım. Kurbanın insandaki merhamet duygusunu en üst seviyeye çıkarması gereken an olarak bakarım. Çünkü Hazreti İbrahim İsmail'i kurban etmeye kalkıştığında Cenab-ı Allah ona, oğluna merhamet etmiştir. Asıl hikaye orada da orada biter hikaye. Bir merhamet gösterisi. Ama siz bunu merhamet gösterisi olarak okumaz. Ya bu hangi tarihte oldu, nasıl oldu, ben bunu bulacağım diye düşerseniz olayın özünü kaçırmış olursunuz. Habire de haşır huşur doğrarsınız. Tamam mı? Bence yani. Biraz daha anlatırım da çarpılırız. Peki. Kurban merhamettir, unutmayın. İyi söz. Yazın bunu bir yere. Bir tane daha var mı? Buyurun. Efendim. Şeyi alalım. Mikrofonumuz nerede? Getir. Öncelikle aşağıya... Şimdi böyle herkes böyle susuyor ya. Biraz sonra evet konuyu bitiriyoruz deyince eller kalkmaya başlar yani. Bak soracaksanız hemen şimdi sorun. Sonra ebediyen susun. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Ben şu soru soracaktım. Öyle 80 yılları Sultan Abdülhamit dönemiyle alakalı bizlere, yani Türk toplumuna hep Kızıl Sultan, böyle cami, canavar gibi anlatıldı. Yani bundan sonra Ulu Adem, Kızıl Sultan, Ulu Gök Sultan gibi tabirler ortaya çıkmaya başladı. Bu devre alakalı sizin görüşünüz neler? Teşekkür ederim. Tarihte en çok ideoloji konusu, malzemesi yapılıp üzerinde en çok konuşulan kişilerden biri Sultan Abdülhamit. Bunu bir tarih malzemesi olarak değil de ideoloji malzemesi olarak ele aldığımız için de çok konuşuluyor. Bu yüzden tarihi gerçeği de orada kaçırıyoruz. Birincisi, ideolojinin dışına çıkardığımız zaman Abdülhamit sade bir sultan olarak tarihte yerini alıyor ve senin söylediğin aksine 80 yıldır, 90 yıldır düzgün bir şekilde öğretiliyor. Orada hiçbir problem yok. İkincisi, Abdülhamid'in yaşadığı son dönem biraz
kargaşa dönemi olduğu için yanılmıyorsam Fransa'da bir gazete, dergide Abdülhamit'le alakalı bir Kızıl Sultan ibaresi kullanılıyor. Sonra o ibareyi Ali Canip Yöntem, bilmiyorum duydun mu bu isimleri, önemli bir yazardır. Ali Canip Yöntem oradan olduğu gibi transfer ediyor. Abdülhamit aleyhine yazarken Kızıl Sultan tabirini kullanıyor. Buna ilk itiraz eden kişi kimdir biliyor musun? Hüseyin Nihal Atsız adını duydun mu hiç? Buna ilk itiraz eden kişi Atsız'dır. Atsız, Ötüken dergisinde yayınladığı makalede Kızıl Sultan değil, Gök Sultan'dır bu diyor. O bir Türk sultanıdır. Ali Canip, sen de sağlam bir milliyetçi bir adamsın, Türkçü bir adamsın. Bir Türk sultanına nasıl olur da Kızıl Sultan dersin diye Ali Canip'i bir güzel haşlıyor. Tamam mı? Sonra başkaları Atsız'dan, baktılar ki Atsız'ın o makalesi bayağı iş yaptı. Hemen döndüler, Kızıl Sultan değil, işte Adil Sultan, Hak Sultan, Gök Sultan demeye dilleri varmış. Onun önce Atsız söylemişti. Oradan aldılar, yürüdüler. Şimdi Abdülhamid'in yaşadığı dönem 1878-1900 kaçta öldü? 16-17'de mi öldü? 18. 1800 doğumu tabi daha önce. 78-1908-9 ölümü de 9 yıl sonunda öldü. 1. Abdülhamid tahttan indirildi diye iddiaçılara söylerler. Tahttan indirildi de Enver geçmedi tahta ya da başka biri geçmedi. Abdülhamid'in kardeşi Reşat geçti tahta. Yani gene hanedandan biri geçti, gene Osmanlı'dan biri geçti. Değişen bir şey olmadı. 2. Her fani ölümlüdür, Abdülhamid de ölümlüdür, Sultan Reşat da ölümlüdür, Vahdettin de ölümlüdür, biz de ölümlüyüz, hep biz ölümlüyüz, biz öldü gitti. Bundan sonra meseleye aman o kalsaydı, bu kalsaydı, 100 yıl kalmayacak, 1000 yıl kalmayacak insanlar. Belli bir hayat şeyi var. Ya Alparslan'ın kaçta tahta geçti? 1067'de tahta geçti Alparslan. 1072'de öldü. Sultan Alparslan ya. Ben diyor ordumu diyor seyrettiğimde dünyayı fethedebilirim diye düşünmüştüm diyor. Böyle bir sultan 6 yıl hükümdarlık yaptı yani. Ben bu tür demagojilerden uzak duralım diye söylüyorum. Sultan Abdülhamid döneminde ondan çok ciddi faydalar gören insanlar da var. Zarar gören insanlar da var. Mesela Peyami Safa Abdülhamid'i sevmez. Peyami Safa'yı düşürmez Abdülhamid'i sevmemek. İyi bir yazardır, kuvvetli bir kalemdir. Ve iyi bir kafadır Peyami Safa. Ama sevmez. Niye? Babası İsmail Safa'yı Sivas'a sürdü diye. O dönemde de kendisi bir takım hastalandı. İşte bacağında macağında sıkıntılar çekti diye. Anladın mı? Dersiniz. Yani herkes bir şekilde zarar görüyor, zarar gören bunu büyük bir kine dönüştürerek anlatıyor. Birilerine sövmek isteyenler, özellikle iddiaçılara sövmek isteyenler de Abdülhamid üzerinden sövüyor. Tamam mı? Ya onun Abdülhamid'e kötülük yaptılar diye. Ya Enver'e sövüyorsunuz, Enver sarayın damadı. Al evlenmiş, güldü gelin olmuş, bizimki şeye çıkmış, halaya çıkmış yani. Yalan mı ya? Enver sarayın damadı. Saray Enver'den kocunmuyor, ben kocunuyorum Enver'den ya. Böyle garip bir şey. O yüzden hep böyle demagoji üzerinden üretiliyor. Tarihe her devirde sövenler de çıkar, tarihi sevenler de çıkar. Her devirde çıkar. Atatürk'e de sövenler var, Atatürk'ü de sevenler var. Menderes'e de sövenler var, Menderes'i de sevenler var. İnönü'ye sövenler var, sevenler var. Bu hep ideolojiden kaynaklanan meseledir. Biz tarihçiler meseleye şöyle bakarız, bakmamız gerekiyor. Bunların hepsi tarih. Bitti. Ben orada ne tür bilgileri çıkarırım, yeni nesle transfer ederim. Yeni nesle daha uyanık olmasın, daha anlayışlı olmasın, daha bilgili olmasını sağlarım. Ben ona bakarım. Amatörden ise bu hengamede ay şu konu unutuldu, oradan olaya girerler. Yalan yanlış bilgi öğretirler. Amatörler okumayın. Çok bilgi zehirliyorlar. Buyurunuz. Bir mikrofon lütfen bu tarafa. Çok hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Buyurun. Türklerin hakimiyet ülkesi olan Kızıl Elma'nın tam olarak ne anlamda ifade ediyor ve neden Kızıl Elma denmiştir? Teşekkür ederim. Benim son kitabımı gördün mü? Adı Kızıl Elma. Yeni çıktı. Ben yazdım. Çok güzel vallahi. Vallahi çok güzel ya. Okuyorum bazen, aa ne güzel yazmışım falan diyorum. Kızıl Elma'yı okuyan var mı çizde? Aa bak orada alan var ama daha okumadım. Okudun mu? Aa, okuduysa adam yazmış demişindir yani. Tamam. Şimdi... Ben kitabın adını Türk Cihan Hakimiyeti Ülküsü Kızıl Elma diye koydum. Çünkü hadi Kızıl Elma'yı biraz yüzünden meslek gereği işte önümüze çıktıkça falan biliyorduk, öğreniyorduk ama bir kitap yazma aşamasına gelince çok fazla kaynağa bakmanız gerekiyor. Onun kökenleri nedir, ne değildir, biz nasıl algılamışız ona bakmak gerekiyor. Kızıl Elma ülküsü dünyaya hakim olma ülküsü. Bir. İki, askerin dünyaya hakim olurken askeri güçle hakim olacaksınız. Askerin kendisini yenemeyeceklerini düşünmesi ülküsü. Bizi yenemezler. Bunu da nasıl sağlıyor? Sürekli zaferlerle sağlıyor. Üçüncüsü, peki adı niye Kızıl Elma'ya dönüşüyor? Yani böyle bir ülkü var. Adı niye Kızıl Elma? Benim geldiğim kanaat şu. Güneş batarken bir kızıllık oluşur. Güneşin kendisi de kızarır. O kızarıklık altın bir elmaya benzer. Oradaki kızıl kelimesinin bir anlamı da altındır. Hatta Azerbaycan Türkleri falan altın demezler, kızıl derler. Kırmızı renkten dolayı. Şimdi bir kırmızı bir elmaya benzetir. Sebebi de şu, benzer. Türk'ün aklı gözündedir. Türkler muhakkak soyut bir şeyi somutlaştırarak öğrenir. Yani biz soyut şeyleri öğrenemeyiz. Bize çok zor gelir. İlla biz onu somutlaştıracağız. Oradaki güneş batışa batarken ki aldığı renk bir elmaya benzediği için ona kızıl elma diyor. Ama dediği şey gerçekte şu. Güneş her nereden batıyorsa tam da orası. Güneşin ne kendisi ne de elmanın kendisi onu ilgilendiriyor. Güneş her nereden batıyorsa kızıl elma orası. Bu da orduya bir ufuk derinliği veriyor. Yani sizin sınırlarınız şey ne tarafa düşüyor? Hasan Dağı ne tarafa düşüyor? Doğuya mı batıya mı? Güneye mi düşüyor? Şu anda güneye. O zaman gün ortası. Mesela sizin güneyiniz Hasan Dağı'nın arkası değil. Güneşin iz düşümü nereyse orası. Güneşin doğduğu yer Toroslar tarafı değil. Her nereden doğuyorsa orası. Battığı yer efendim bu tarafta ne varsa işte ora değil. Her nereden batıyorsa. Bu işte orduya çok güçlü bir derinlik kazandırdığı için ordu şunu söylüyor. Ben Kızıl Elma'ya kadar giderim. Kızıl Elma'ya kadar fethederim. Ama Kızıl Elma ahanda burası demiyor. Zaman zaman somutlaştırıyor diyor. Roma Kızıl Elması. İstanbul'u aldı. İstanbul'u alabiliyorsa Roma'yı da alır demek ki. O zaman Kızıl Elma Roma oluyor. Sonra ufku değiştiriyor. Belgrad Kızıl Elması. Belgrad'ı aldığına göre Budin'i de alabilir. Budin Kızıl Elması. Budin alıyorsa Viyana'yı da alabilir. Viyana Kızıl Elması. Sonra iş çığırından çıkıyor. Kızıl Elma'yı tarif ederken 70 bilmem kaç fersah öteyi diye tarif ediyor. Kilometreye vuruyorsunuz. İstanbul'dan sonra 10-12 bin kilometre öteyi tarif ediyor. Deniz meniz başlıyor. Yani ne kadar derin bir ufuk varsa Kızıl Elma orası. Ve sonra diyeceksiniz ki hocam yenilmeye başladı ordu. İşte o zaman da ufuklar kaybedildi. Ufuklar daraldıkça ordu küçüldü, devlet küçüldü. Kızıl Elma da unutuldu, gitti. Biz şimdi Kızıl Elma'yı iki türlü anıyoruz. Bir, tarihe atıf yaparak bir Kızıl Elma anıyoruz. Diyoruz eskiden ordumuz bu zafer ordulardı. Gidebildiği her yere kadar korkusuzca gidiyordu. Bu bizim Kızıl Elma'mızdı. Şimdi ordumuz gene aynı şeyi düşünebilir. Ordumuz bir yere giderken oradan muhakkak zaferle döneceğine inanırız. İnanmaya da başladık. Bak biz 1974'te Kıbrıs'a asker çıkardık.
Yani Karlofça Anlaşması'ndan beri ilk defa bizim ordumuz bir sınır ötesi harekat yaptı. Tamam mı? Cumhuriyet'ten 50 yıl sonra, Kıbrıs'tan 50 yıl sonra da ordumuz Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde harekatlar yapıyor. Şimdi Kıbrıs'ı sizin yaşınız yetmez. Kıbrıs'ı hayal meyal benim akranlarım varsa hayal meyal işte 8-10 yaşlarına tekabül ediyor. O zaman o dönemin coşkusunu hatırlarız. Ama sizin yaşınızın yettiği dönemi konuşalım. 2017, 2018, 2019 Suriye harekatlarımız çekirdeğimizi önümüze koyduk. Televizyonun karşısına geçtik, çit 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 çit, çekirdek çit derken ordumuzun ilerleyişini, bugün 1 kilometre, bugün 10 köy, bugün 20 köy, onu izledik. Hiç aklımıza şu geldi mi, bizim ordumuz yenilir. Hiç gelmedi. Niye? O geçmişten transfer ettiğimiz o yenme duygusu var ya, Kızıl Elma, bizi şimdi yeniden sarmaya başladı. Birincisi bu. Bu gücü hissediyoruz. İşte uçak yapıyoruz, adı Kızıl Elma oluyor. Tankın üstüne çıkıyor çocuk, nereye gidiyorsun diyoruz, Kızıl Elma'ya diyor. Birincisi bu. İkincisi ise Kızıl Elma'nın yeni bir tarifi. Kızıl Elma neresinden biz çıktık? Kızıl Elma ne dile geldik? Kızıl Elma bugün modern dünyada ne olmalı? Şimdi bana göre bir devlet her alanda kalkınamaz. Teknik olarak çok zor. Yani sağlık sektöründe dünya birincisi olabilir miyiz? Savunma sanayinde dünya birincisi olabilir miyiz? Ne bileyim, tekstilde dünya birincisi olabilir miyiz? Hepsinde birden olabilir miyiz? Birini tercih edersek olabiliyoruz. Biz şimdi bu 100 yıllık hikayede bunu gördük ki biz bir alan tercih etmeliyiz. Belli alanlara odaklanmalıyız mesela. Şimdi Kızıl Elma'yı yeniden tarif ediyoruz. Mevcut hükümet diyor ki Kızıl Elma savunma sanayidir diyor mesela. Bütün gücünü, ağırlığını savunma sanayine veriyor. Bu savunma sanayine verilen ağırlıkta diyor ki mesela ben uzaya bile adam göndereceğim diyor. Maksat uzayda birini dolaştırmak değil ki, onu gönderebilecek yeteneği kendisinde görmek. O yetenek de abi çocuk bulduk, hadi bunu uzaya gönderelim değil. Aşağıdaki komutlar, bilgisayar dizilimleri, yazılımlar. Mesele odur. Şimdi Türkiye oraya doğru evriliyor. Ve bana göre herkes bu Kızıl Elma nedir'i yeni baştan düşünmeye başlıyor. Başlamalı. Tamam. Peki. Sohbetinize doyum olmuyor. Saat olmuş 6'ya 10 var. Son bir soru alırsak alalım. Ondan sonra Yeditepe standında imzalarımız var. Kitap imzalatmak isteyenleri de orada kitap imzalayacağız. Son sohbetimizi de orada yapacağız. Sonra siz evinize, ben evime kardeşim. Tamam mı? Orada bir bey vardı. Gördün mü sen de orayı? Hocam merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. İstanbul ve İstanbul Boğazı ne kadar önemli, bütün dünyaca ne kadar önemli bilinirken İngilizler ellerini kollarını sallayarak bu İstanbul'u bize nasıl bırakıp gittiler? Evet, bir bilgi zehirlenmesi sorusu daha. Şimdi seni bir döverim. Şimdi bakın, hakikaten bir bilgi zehirlenme sorusu. Yanlış anlamayın, o hep her alanda var bu tür şeyler, yanlış bilgiler, yanlış üretilmiş bilgiler. Önce şunu söyleyeyim. Yanlış sorunun cevabı kesinlikle yanlıştır. Yanlış bilginin ürettiği her şey yanlıştır. Tamam mı? Bir, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Amerikalılar ve Yunanlılar İstanbul'a Mondros Mütarekesi'nin bir maddesine göre geldiler. Yani hukuki bir mesele olarak geldiler. İngilizler 16 Mart 1920'de fazladan diğer müttefiklerinin de inadına ve onların karşı çıkmasına rağmen İstanbul'da daha fazla kontrol yaptılar. Yani İstanbul'u daha fazla işgal altına aldılar. Tamam mı? Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra süre gelen bir barış sürecinin olaylarıdır. Bizimle bir barış anlaşması imzalayacaklar. Savaş bitti.
ateşkes anlaşmasını imzaladık. Biz bir barış anlaşması imzalayacaktık. Geldikleri yer sadece İstanbul değil. Samsun'a da geldiler, Trabzon'a da geldiler, Konya'ya da geldiler, İzmir'e de geldiler. Ne bileyim işte oradan devam ettiler, Bursa'ya da geldiler. Bir sürü Urfa'ya, Maraş'a, Antep'e de geldiler. Bütün bu gelişler hep nedir? Hukuki bir maddeye dayalıdır. Yani Mondros Mütarekesi maddesine dayalıdır. Başta resmi hükümet, Osmanlı resmi hükümeti de devam ediyordur. Bu resmi hükümette yer yer karışmayın, dokunmayın, çatışma çıkarmayın, yeni bir bela çıkarmayın diye de harıl harıl Anadolu'ya mektup şeyler, yazılar gönderiyordu. Aman karışmayın. Karışmayın niye? Bir anlaşma imzalanacak, şartlar yeniden belirlenecektir diye. Bizim milli mücadelemiz tam anlamıyla bir mucizedir. Bir gün nasip olsun ben size milli mücadele mucizesini baştan sona anlatayım. Başta nasıl bir mucize gerçekleştirdiğim. Bir mucizedir. O mucize yani milli mücadele bağımsız bir savaş değildir. Bütün olaylardan arınmış, çekilmiş, canımız sıkılmış, gitmiş, savaşmışız. Böyle bir şey değildir. Milli mücadele, Birinci Dünya Savaşı'nda bize imzalatılan Mondros Mütarekesi'nin önce onların, sonra da bizim ihlal etmemiz sonucu çıkmış olan bir savaştır. Biz Mondros'tan sonra yapılacak bir barış anlaşmasını reddediyoruz kardeşim diye çıkış yaptığımız için Birinci Dünya Savaşı'nın diğer cepheleri tamamen kapandığı halde Osmanlı cephesi kapanmamıştır. Ancak Osmanlı cephesinde İngilizler asker sevk edemez hale gelmişlerdi. Çünkü iç kamuoyu artık tükenmiştir. İngiliz kamuoyu da savaş karşıtıdır, istemiyordur. Fransız kamuoyu istemiyordur. Amerikalılar zaten aman bura bir an önce bitirin şu işleri de ben size mal satayım kaygısındadır. Böyle bir ortamda İngilizler bütün güçleriyle Anadolu hareketini bastırmaya gelmemişlerdir. Çünkü onlar açısından savaş, Birinci Dünya Savaşı Avrupa tarihi açısından bakarsanız Avrupa'da cereyan etmiş bir savaştır. 10-12 milyon insan ölmüştür orada. Savaş orada cereyan etmiştir. Biz yan cepheyiz. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kitaplar, Avrupa'da yazılan kitaplar okursanız bizden şu kadarcık bahseder, ciddi bile almazlar bizi. Ama biz buradan anlattığımız için kendi yaşadıklarımızı bizim açımızdan büyük bir savaştır. Savaşın sonunda da Lozan Anlaşması imzalanmıştır. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşma bizim cephemizde Sevr değil, Lozan olmuştur. Anlaşmada imzalandıktan sonra onların İstanbul'da kalmasını sağlayacak hukuki şartlar ortadan kalkmıştır. Bundan sonra kalsalardı eğer yeni bir savaşa sebep olacaklardı. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmayı ihlal etmiş olmaktan dolayı yeni bir savaşa sebep olacaklardı. İngiltere açısından Manş İstanbul'dan daha önemlidir İstanbul Boğazı'nda. Biz buradan baktığımızda büyük gözüküyor hadise. Normandiya, ne bileyim, Tuna Nehri, Avusturya, Romanya için daha önemlidir. İstanbul Boğazı'ndan falan daha önemlidir. Ya meseleye bu çok önemli, niye bıraktı gitti? Kalaydı bakalım nasıl kalacaktı? Böyle bakın. Çok 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 olağanüstü bir güçleri vardı da biz onları yendik demek istemiyorum. Ama çok 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 olağanüstü bir güçleri de yoktu. Orada da çok ciddi bir tükenmişlik vardı. Çok basit. İnterneti açın. Birinci Dünya Savaşı'nda kayıplar diye bir not yazın. Listeler çıkar. İngiltere ne kadar kaybetmiş? Fransa ne kadar, Almanya ne kadar, Belçika ne kadar, Osmanlı ne kadar, Rusya ne kadar. Biz onlar içinde bile çok daha aşağı sıralardayız. Rusya'nın kaybı 12 milyondur. Binaenaleyh İngiltere burayı bize niye bıraktı gitti sorusu milli mücadeleye ve hakikaten Türk milletinin dinlenmesine sebep olan Lozan Anlaşması'na bir hakarettir. Bizim gücümüze de bir hakarettir. Cumhuriyeti kuranlara da bir hakarettir.
sanki hediye ettiler de gitti, sanki karşılığında bir şey aldılar da gittiler. Yok kardeşim öyle bir şey. İkincisi de şu, etinize butunuza iyi bakacaksınız. Cumhuriyet kurulduğunda nüfusumuz 11 milyon. 11 milyon. Tank birliğin yok, zırhlı birliğin yok, hava gücün yok. Ya bırak onu, bir tane örnek söyleyeyim. 1937'de yapılmış ihale orduya ihtiyaç alım ihalesinin biri nedir biliyor musun? Bir maddesi. 5000 tane çarık alınması. Askere giydirmek üzere 5000 tane çarık siparişi veriyor, 5000 çift. 1937'de Avrupa'da artık bu bir tuzaklarına karşı daha güçlü bassın diye metal ayakkabılar üretildiği bir dönem. Sen hala çarıkla uğraşıyorsun. Hikaye. Tamam mı dostum ben? Çok teşekkür ederim. Ben bu Aksaray'ı çok seviyorum. Çünkü her geldiğimde böyle kalabalık, nezih bir kitle. Çocuklarla maşallahı var yani böyle bir sürü küçük çocuk var. Hiçbiri ha bir çık desin. Başta burada kızdım falan diye sustular, korktular. Onu da anlamadım ama. Ya ben kızardım arkadaş. Ben kendi çocuklarıma da kızardım. Oturun lan dedi. Oturdulardı yani. Hepinize, çoluğunuzu, çocuğunuzu Allah size bağışlasın. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İmza bekleyen arkadaşlarımız için de standa bekliyorum. Hoşçakalın. Evet hocam. Bu güzel günden sonra bir hediye takdimimiz olacak. Aa, öyle mi? Tamam. Buyurunuz efendim. Hediyelerini vermek üzere Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Süren Soyer'i davet ediyorum. Çok teşekkür ederim.